Telefonlar akıllandıkça hayatımızın her alanında elimizden düşmüyor. Tuvalette dahi birçok kişi telefonunu kullanma gereksinimi duyuyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları bulunuyor. Cep telefonları mikrop kaynaklarının başında geliyor. Bizimle birlikte tuvalete bile giren cep telefonu bir paratoner gibi ortamdaki mikropları toplayıp el, ağız ve cildimiz yoluyla bu mikropları bize taşıyor. İngiltere'de bulunan Surrey Üniversitesi'nde mikrobiyoloji öğrencileri geçtiğimiz yıllarda cep telefonlarını yakından inceledi ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını fark etti. Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Dr. Simon Park cep telefonlarının iletişim aracı olmasıyla birlikte kullanıcıların kişisel izleri de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içecekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor. Uzmanlar cep telefonu temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cep telefonunuz parçalara ayrılabiliyorsa yine 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Tuşlu telefonlar daha fazla bakteri içeriyor. Akıllı telefonların tuşlu olan modelleri dokunmatik türlere göre içerisinde daha fazla bakteri barındırıyor. O nedenle tuşlu bir telefon kullanıyorsanız ortalama 3 ayda bir tuşlarını açarak kulak çöpü ile temizlemelisiniz. Eğer telefonunuzun tuş bölmesini açamıyorsanız kullanılmamış bir diş fırçası ile aradan kalan mikropları temizleyebilirsiniz. Telefonunuz için bu tür özel spreyler her zaman güvenli olacaktır. Telefonunuzun hoparlör bölgesinde bulunan bakteriler kulağınızda herhangi bir enfeksiyona neden olabilir. Bu mikroplardan korunmak için telefon görüşmelerinizi kulaklık aracılığı ile yapmanız öneriliyor. Bu bakterilerin birçok hastalığa yol açtığı haberleri bilinçli telefon kullanıcılarının akıllarında soru işareti oluşturuyor. Türk toplumunda çok yaygın bir alışkanlık, tuvalette bir şeyler okumak. Ancak bu yanlış. Tuvalette dergi, gazete okuyan, bulmaca çözen, cep telefonuyla sosyal medyaya girenler çok fazla oturdukları için hemoroid olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Tuvalette fazla oturma alışkanlığı olanlar dikkatli olmalı. Tuvalette fazla oturmak hemoroid diğer adıyla basura yol açabilir. O yüzden siz olun, kendi sağlığınız için tuvalete telefon götürme alışkanlığınızdan vazgeçin. İleride oluşabilecek hastalıklara karşı kendinize önlem almış olursunuz. Telefonun zararları sadece tuvalette değil, hayatımızın pek çok yerinde de yer alıyor. Telefona fazla bağımlılık ciddi sorunlara neden olabiliyor. Aşırı telefon kullanmak ya da sık mesaj yazmak omuz, boyun ve baş ağrılarına sebep oluyor. Telefona bakmak için öne eğildiğimizde başınızın ağırlığı omurganıza yük yaparak duruş bozukluğuna ve ağrılara sebep oluyor. Otururken dahi cep telefonlarınızı olabildiğince uzak mesafede tutun. Şarj olurken ise farklı boş bir odada, yani o an boş bir odada şarj etmeniz hem aileniz hem de sizin sağlığınız hem de doğa için zararı en aza indirecek. Hamilelikte asla cep telefonu kullanılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, gelişmini tamamlamış kadınlar üzerinde hamile kadınların asla cep telefonu kullanmamasını öneriyorlar. Tabii ki sürekli olarak cep telefonlarından ayrı kalınmayacağını, mutlaka vücuda radyasyon alınacağını belirten uzmanlar, hamile kadınlar aşırı cep telefonu kullanması sonucu düşük riskinin aşırı derecede arttığına dikkat çekiyorlar. Cep telefonu kullanmanız gerekiyorsa cep telefonunuzu kendinizden olabildiğince uzakta tutarak kısa süreli olarak kullanın. Bunun yanı sıra cep telefonlarınızı gece yatarken veya otururken örneğin yastığınızın altına veya yatağınızın altına asla koymayın. Gece boyunca alacağınız radyasyon maalesef ilerleyen zamanlarda kalp hastalığı, hipertansiyon, algılama bozukluklarına yol açacaktır.